Sizde yapılan her açıklamaya bunlar FETÖ'nün işidir, bu FETÖ'nün işidir diyorsunuz. Hayır demiyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılındaki faaliyet raporuna göre 106 bin kayıp silah var. Bütün bu iddialara FETÖ'cülerin balıklama atlaması kaçınılmaz oldu. Peki toplamda kayıp silah kaç tane? 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçekten silahlar kayboldu mu? Bu kayıp silahlar meselesini anlatalım istiyorum. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü anlattığımız videolara devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce Kurban Bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Bu hafta size can sıkıcı bir mevzudan bahsedeceğim. Kayıp silahlar mevzusu, yurt dışındaki firari çete lideri Sedat Peker'in iddialarıyla tekrar gündeme gelen, aslında her 15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ hesapları tarafından gündeme salınan kayıp silahlar mevzusu. Sedat Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun AK Parti teşkilatından bazı isimlere silahlar verdiğini ve bunun devlet envanterinde olmadığını iddia etti. Sedat Peker'in bu iddiası üzerine gazeteci Uğur Dündar 20 Tugay'ı donatacak kadar kayıp silahın olduğunu, yani yaklaşık 100 bin silahın kaybolduğunu ve bunun AK Parti tarafından birilerine dağıtıldığını, iktidar tarafından birilerine dağıtıldığını iddia etti. FETÖ hesapları kayıp silahların 100 binden çok daha fazla olduğunu, 150 bine yaklaştığını ve bu silahlarla paramiliter milis güçleri kurulup Türkiye içerisindeki pek çok insana bu silahların dağıtıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Ancak FETÖ ve FETÖ'den beslenen bazı muhalif hesapların konuyu sürekli gündeme getirmesi kamuoyunda acaba sorusunu gündeme getirdi. Bu kayıp silahlar meselesini anlatalım istiyorum ve bu iddianın nasıl FETÖ iddiası olduğunu, FETÖ tarafından ortaya atıldığını ve bu iddianın arkasından neyi amaçladıklarını da anlatmak isterim. Öncelikle videomuza gelecek bir peşin itirazla başlayalım. Sizde yapılan her açıklamaya bunlar FETÖ'nün işidir, bu FETÖ'nün işidir diyorsunuz. Hayır demiyoruz. Türkiye'de kendisini muhalif kabul eden bir kitle Fethullahçı hainlerin yurt dışında yapmış olduğu iddiaları doğru kabul edip sürekli önümüze sunuyorlar. Ve bu da aslında onların bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek FETÖ'nün amaçlarına hizmet ettiğini ortaya çıkartıyor. Peki nedir bu kayıp silahlar meselesi? Her şey İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılındaki faaliyet raporuyla aslında gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılındaki faaliyet raporuna göre 106 bin kayıp silah var. Ancak İçişleri Bakanlığı bu kayıp silah miktarının 1944 ile 2017 yılları arasındaki 73 yılı kapsayan toplam silah miktarı olduğunu açıkladı. Yani 73 yılda devlete kaybolduğu bildirilen silah miktarı 106 bin. 73 yılda 106 bin kayıp silahtan bahsediyoruz. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması bazılarını tatmin etmedi. Onlara göre İçişleri Bakanlığı yalan söylüyordu. İçişleri Bakanlığı kendi faaliyet raporunda kayıp silahların rakamını söylerken doğru söylüyor. Ancak bu kayıp silahların 73 yılı kapsadığını açıkladığında doğru söylemiyor. Bu tuhaf bir kafa. Bu rapor sonrası FETÖ hesapları yurt dışından haberleri bombalamaya başladı. Bakın işte biz demiştik Erdoğan teröre destek veriyor ve bu da teröre destek verdiğinin iddiası diye. Bu iddia 2017 yılında çok fazla gündeme getirilmedi. Ancak 2018 yılında farklı bir şekilde Türkiye'de Meral Akşener'in bir iddiasını konuştuk. Biz Meral Akşener'in iddiasına göre Anadolu'da 3 kentte silahlı eğitim kampları düzenlenmişti. Meral Akşener'in iddiası kamuoyunda bomba gibi yankılandı. İYİ Partili yetkililer Meral Akşener bir şey söylüyorsa bunu uydurarak söylemez. O devlet terbiyesine sahip bir insandır. Bir şey söylüyorsa bildiğinden söylüyordur dedi. Ancak Meral Akşener savcılığa verdiği ifadede bu kampların nerede olduğuna dair herhangi bir bilgisi olmadığını, kendisine de birisinin söylediğini, ancak kimin söylediğini de hatırlamadığını açıkladı. Ve bu silahlı eğitim kampları meselesi gündemden düştü. FETÖ hesapları Meral Akşener'in bu açıklamasını alıp yurt dışında paylaşarak Türkiye'nin bir terör ülkesi haline geldiğini iddia eden paylaşımlar yaptılar. 2019 yılında kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü televizyonda yaptığı bir açıklamada Türkiye'de 5000 Selefi Derneği'nin olduğu ve bu derneklerin silahlandığını açıkladı. Cübbeli Ahmet Hoca daha sonra da bu açıklamasını bir adım ileriye götürerek bu derneklerin en az 150 tanesinin ismini verebileceğini savcıya söyledi. Ancak daha sonra haberlerden okuduk ki
Cübbeli Ahmet Hoca savcılık ifadesinde sadece sosyal medyada paylaşılan birkaç fotoğrafı göstererek 150 dernekten bahsetmedi. Ancak bu iddiada FETÖ'cüler tarafından sürekli gündemde tutularak Türkiye'nin bir terör ülkesi haline geldiğini iddia ettiler. En son FETÖ'cülerin arayıp da bulamadıkları malzemeyi Sedat Peker verdi. Sedat Peker'e göre 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı'na bir araç içerisinde silah verildi. Bu silahların kaydı yoktu. Bu silahlar devlet envanterinde yoktu. Ve Süleyman Soylu gizli bir milis gücü oluşturarak devleti ele geçirmeye çalışıyordu. Sedat Peker bu iftiralarına 15 Temmuz darbe girişimini de katarak Süleyman Soylu'nun TRT binasını FETÖ'cülerden kurtarmak için yaptığı girişimde yanında bulunan insanların elindeki silahların devlet envanterinde olmadığını iddia etti. Sedat Peker bu iddiayı nasıl delillendiriyor bilmiyorum. Yani 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Süleyman Soylu'nun yanındaki insanların silahlarının ruhsatları Sedat Peker'in kendi elinde mi var? Yok, tamamen bir iftira. Ancak Türkiye'de herhangi bir iftira attığınızda bu iftirayı sahiplenen, bu iftirayı destekleyen çok sayıda insan var. Sedat Peker'in bu açıklaması sonrası Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci bu silahları Süleyman Soylu vermiş olamaz. O dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Berat Albayrak'a yakındı. Bu silahları vermişse Berat Albayrak vermiştir dedi. Yalnız Selim Temurci o dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı. Yani kendi il başkanlığı döneminde kendi altında çalışan bir insanın silah aldığını Sedat Peker'den öğreniyor. Bunu da ne hikmet ise kendisinin siyasi olarak muhalifi olduğu Berat Albayrak'ın verdiğini iddia ediyor. Aslında Berat Albayrak iddiası da orada bir paravan. Asıl amaç bu silahların Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini iddia etmek. Bütün bu iddialara FETÖ'cülerin balıklama atlaması kaçınılmaz oldu. YouTube'da yayın yapan çok sayıda FETÖ'cü bu iddiayı aldı, palazlandırdı. Kayıp 100 bin silahtan, 150 bin silahtan bahsedenler oldu. Ve Adem Yavuz Aslan ağzındaki baklığı çıkardı. Adem Yavuz Aslan'a göre Sedat Peker'in bu iddiaları 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'nün işlemediğine, bunun 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız o Fethullahçı darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurgulandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve darbede dışarı çıkan halkın yargılanacağını iddia etti. Hatta bunun için Lahey'deki savaş mahkemelerini adres gösterdi. Ve Adem Yavuz Aslan, Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanında Kolombiya'da yerli halka dağıtılan silahları bir terör örgütü olarak kabul ettiğini açıklayarak asıl amacın Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesi olduğunu da bir anlamda itiraf etti. Peki toplamda kayıp silah kaç tane? 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçekten silahlar kayboldu mu? Evet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan bazı silahlar var. Bunların içerisinde firari FETÖ'cülerin beylik silahları olduğu gibi Ankara Emniyeti'nde kaybolan 11 tane Kalaşnikov marka silah var. Ve toplam silah sayısı 26. Bunlar FETÖ'cüler tarafından kaçırılmış ve bulunamayan silahlar. Şimdi eğer iddia edildiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde ve sonrasında iktidar kendi destekçilerine 100 bin silah dağıtmış olsaydı, aradan geçen 5 yıllık süre içerisinde bu silahlarla işlenmiş herhangi bir suçun kaydı olması gerekmez miydi? Yok. Hepsini geçtim. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu halk bir ay sokaktaydı. Ve bu bir aylık süreçte bırakın silahlı bir saldırıyı, bir dükkanın camı kırıldı mı? Sokaktan geçen bir insana laf atıldı mı? Ya da herhangi bir taşkınlık yapıldı mı? Ya da herhangi bir muhalifin burnu kanadı mı? 15 Temmuz darbe girişiminden 9 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi Taksim'de bir miting düzenlemek istedi. Ve o mitinge bütün marjinal sol örgütler destek verdi. Hatta miting sırasında Taksim'i gericilerden geri aldık diye darbeye karşı çıkan halkın artık Taksim'de olmadığını açıklayan tweetler atan sol gruplar oldu. Ancak ne hikmetse 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında dağıtılan silahlar hiç ortalıkta yoktu. Ve şunu da söylemek gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında camilerde sela okuyan müezzinleri döven insanların mahkemeleri kalabalık gruplar tarafından desteklendi. Bunların mahkemelerine CHP milletvekilleri katılarak destek verdi. FETÖ'cülerin iddiasına göre paramiliter bir milis gücü oluştu. Fakat bu milis gücü hiçbir şey yapmadı. Peki bu iddialar neden? Bu iddialar 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün işlemediğini ispatlamak için ortaya atılmış iftiralar. Daha sonra da eğer başarabilirlerse bir iktidar değişikliğinde 15 Temmuz darbe girişiminde dışarı çıkan, darbeye karşı çıkan halkı cezalandırmak istiyorlar. Bunun için kendilerince bir ön hazırlık yapmaya çalışıyorlar. Tıpkı bir ürünü piyasaya
piyasaya çıkarmadan önce o ürüne dair reklam yapılması gibi kendilerinin kirli planlarını aslında ön hazırlığını yapıyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan halkı cezalandıracaklar. 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan polisleri, 15 Temmuz darbe girişimine destek vermeyen askerleri ve tabii ki 15 Temmuz direnişinde halkı sokağa davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Bütün amaç bu aslında. Bunun için sürekli yalanlar uyduruyorlar ve uydurdukları yalan da İçişleri Bakanlığı'nın kendi açıkladığı rapordaki bir sayı. Yani bunların iddiasına göre Süleyman Soylu silah dağıtacak ve bu silahlar kayıp silahlar olacak ve bu sayıyı İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet raporunda internette herkesin bulabileceği şekilde şeffaf bir şekilde açıklayacak. Öyle mi? Yani buna gerçekten inanmamızı mı bekliyorlar ya da bu yalanı daha ne kadar sürdürecekler? FETÖ'nün kuyruğunda ne kadar takılacaklar? İnsan gerçekten merak ediyor. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, alçak yalanlarını anlattığımız videolara devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimleri açmayı ve bu videoyu sosyal medyada kendi hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederken Kurban Bayramınızı bir kez daha kutlarım.